Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 26 Şubat 3 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Balık burcunda, Güneşle birlikte Merkür, Satürn birleşimi bu hafta özellikle 6. evinizdeki yoğunluğu öne çıkarıyor. İş temponuz biraz ağır olabilir. Günlük hayat, mesleki konular, sağlık konuları, mesuliyetleriniz, evcil hayvanlarınızın ilgili konular ve benzeri alanlarda biraz daha ciddi düşünmeniz, planlı hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Ve bu hafta daha uzun vadeli yapılandırmalar içerisinde olabilir. Önemli kararlar verebilirsiniz. Çözüm odaklı da olabilirsiniz. Özellikle Kuzey Düğüm ve Şiron birleşiminin 7. evinizde olması İlişkilerle ilgili bir sorununuz varsa ya da eşinizin bir problemi varsa bu hafta bu problemi çözmek için doğru kişilerin karşınıza çıkması, doğru mesajlara, bilgilere ulaşmanız, rehberlik edecek kişilerin, şifacıların karşınıza çıkması anlamına geliyor. Herhangi bir danışmanlıktan da fayda alabilirsiniz. Bir iş işiniz için olabilir bu mesleki bir konuda ya da bir ruhsal konuda, o sağlıkla ilgili konuda olabilir. Salı, pazartesinden itibaren ayın burcunuza geçişi duygusal enerjinizi güçlendirecek. Dolayısıyla biraz daha kendinize odaklısınız. E, Birçok gezegen, gezegeniniz Venüs ve Mars'ın da kova burcunda olması sosyal enerjinizi hafta genelinde güçlendiriyor. Birçok kişiyle görüşebilirsiniz, yazışabilirsiniz, bilgi alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan da fayda ve destek görebileceğiniz bir haftadasınız. Özellikle salı günü sizin için çok daha hareketli ve verimli olabilir. Aşk ve romantizmle ilgili de salı öğle saatleri ve akşam saatlerini değerlendirebilirsiniz. Mutlu edecek haberlerin gelmesi, güzel tekliflerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Çocuklarınızla ilgili konularda da genelde bu hafta hareketlilik artıyor. Onlarla ilgili alanlara da daha fazla enerji harcayabileceğiniz gibi e, hızlı gelişmeler ve biraz daha belki sizin için keyifli e, gelişmeler söz konusu olabilir ve hafta sonu perşembe akşamından itibaren ayın akrep burcuna geçişi perşembe günü, cuma günü, cumartesi öğle saatlerine kadar para hesapları, finans konuları, banka işleri, ödemeler, alışverişler, muhasebe işleri ve benzeri alanlarda enerjinizi biraz daha e, arttıracak. E, burada tabii ki yine cuma gününü para konularında bir çözüm bulmak için de gayet verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani ihtiyacınız olan bir parayı almanız ya da iş konusunda güzel bir adım atmanız, bununla birlikte bir borcu ödemeniz ve benzeri alanlarda da gökyüzü bu hafta size gereken destekleri verebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.